Burada söyleyebileceğimiz büyük oranda insanlar korkuya kapıldılar. Döviz alıyorlar yastık altına. Yastık altına gitmeye başladı para. Bu çok tehlikeli bir şey değil mi? Bu çok tehlikeli. En tehlikelisi bu. En tehlikelisi bu. Kayıt dışına çıkıyor. İnsanlar açısından koruyucu bir şey ama makro ekonomi açısından. Şimdi siz döviz aldınız, dövizi bankaya yatırdınız. Banka onu kredi verecek. Hatta siz 100 dolar bankaya yatırdınız. Banka onun 25 dolarını Merkez Bankası'na veriyor. %25'i çıkardı Merkez Bankası. 25 dolarını Merkez Bankası'na veriyor. 75 dolar kalıyor. 75 doların diyelim ki 10 dolarını kasada tutuyor. 65 dolarını da kredi olarak veriyor. Yani ekonomik çarka dönüyor. Hayır. Türkiye'de, para sistemde olmuyor. Evet, yastık Türkiye'de altında birikiyor. Döviz sistemden çıkmaya başladı. Başlığı bu şekilde söyleyeyim. Türkiye'de döviz resmi kayıtlı sistemden çıkmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir şey bu da. Kısa vadede yani paranın değerini oynatacak. Önümüzdeki dönemde TL'nin değerini daha da oynatacak, daha da sarsacak gelişme bunlar. Şimdi kuru konuşurken kuru zıvanadan çıkaracak da bir sebep tabii, evet, değil mi? Tabii tabii. Her şeyin yanında aslında. Şimdi öyle zincirleme var ki Nazan'ım. Kur kayıt dışına yani döviz kayıt dışına çıkmaya başlayınca bakın bankada olunca banka işte oraya veriyor buraya veriyor. Aynı döviz yani 100 dolar dolaşıyor 1000 dolarlık 2000 dolarlık etki yapıyor. Hı hı. Ama yastık altına çıkınca bitti. Hiçbir etkisi yok sıfır etkisi. Tam tersi ihtiyaç döviz ihtiyacı oluşturuyor. Döviz ihtiyacı olanlar birbirinden emanet alıp o dövizde iş yapamıyorlar kayıt dışına çıkınca. Çıkıyor. Bir anda piyasayı kurutuyor. Piyasayı kurutunca yani kayıt döviz korkusu başlayıp döviz kayıt dışına çıkmaya başlayınca bu sefer dövizin bir anda doları TL'nin bir anda 15 lira mı işte ne oldu şurada 10 günde 14 liradan 16 liraya geldi. 16 liradan 20 liraya mı 30 liraya mı nereye gideceğini kim söyleyecek? Bunu söyleyebilecek hiç kimse yok. Bunu sonsuza en kadar başta, çıkabilir mi, tırmanabilir mi kur? Şimdi her yere gidebilir. Çünkü önünde Merkez Bankası'nın nasıl 128 milyar doları sattığı gibi şu anda 30 milyar dolar dedi Haluk Bey. Ama bu şekilde satışa devam ediyor. Tek şey bu. Bunun da sınırı var. Swap'ların var, şeyin var. Biz dış politikada bizimle ilgili Rusya'da, Suudi Arabistan'da dilenci karikatürleri yapıyorlar. Para dilenen, Türkiye'nin para dilendiğine yönelik karikatürleri yapıyorlar. Bu kadar acziyet içine düştü Türkiye. Dış politikada itibarımız çok aşağıya düştü. Niye düştü? İşte 15 Temmuz'un finansörü dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittik. Onlar geldi, halılar serdi gittik. Niye bu durumlara düştük? Döviz ihtiyacımız var. Dövizde döviz ihtiyacımızdan dolayı. Kasada döviz yok. Merkez Bankası'nın geçen hafta bir haftalık rezerv kaybı 5.7 milyar dolar. 5.7 milyar dolar rezerv kaybına rağmen kur 10-15 lira seviyelerinden 16 lira seviyelerine yükseldi. Her 1 liralık kurdaki her 1 liralık fark vade farkı yani kısa vadeli söylüyorum uzun vadede değil kısa vadede her 1 liralık fark aşağı yukarı 800 milyar liralık, 860 milyar liralık KKM var ya, her 1 lira bir günde mesela kur %1,5 çıktı. Bir ayda KKM faizi bir ayda %1,5'u kabul ediyor. Bir günde %1,5 çıkıyor kur mesela. Her 1 liralık fark bu şekilde KKM faizini yıllık %17'yi düşünce, %17'de 360'a böl, 17'yi 360'a böl. Gün başına 0.00 bilmem ne kalıyor. Kurda gün 1 liralık çıkış 80 milyar, 90 milyar KKM yükü demek. Eğer kur şurada 10 günde diyelim ki, 15 günde, 20 günde kur çıktı 22 liraya. Bugün Serkan Bey'di, Serkan Özcan bununla ilgili KKM farkını hesaplamadan ama. Çok kısa sürede çıktı, 10 liraya çıktı. 6 lira çıktı. 500 milyar liraya yakın kur korumalı mevduattan dolayı kamu yükü oluşuyor. Bunun büyük kısmını, bir kısmını hazine, döviz bozduranların kısmını Merkez Bankası. Merkez Bankası demek para basacak. 280 milyar para bassan enflasyon %200. Sürekli para bir parasal genişleme var aslında değil evet, mi? Evet. Bu da enflasyonu tetikleyen bir faktör. Bu nedir? Bu nedir? Kur çıkışı sertleşirse KKM üzerinden
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesi ve Merkez Bankası bir anda iflas. İflas demek büyük para basma. Şimdi KKM diyoruz, KKM, kur korumalı mevduat sistemi. Bunun yanında yeni finansal enstrümanlar da konuşuluyor. Mesela nedir bu? Enflasyon endeksi tahvil. Bir süper bono piyasa masada şu anda konuşulan şey, süper bonodan bahsediliyor. Bunun ekonomiye ne gibi yansımaları olabilir? Çünkü şimdi kur korumalı mevduat sistemine giren biri evet belirli bir getiri elde ediyor. Bir reel getirisi var. Ancak bir tarafta enflasyon tırmanıyor. Yani enflasyon endeksi tahvil kuru tutmaya yeter mi sizce? Çünkü bunun da farkı aynı KKM'de olduğu gibi hazineden karşılanacak. Bakın. Daha da riskli bir şey değil mi? Size bir örnek vereyim mi? Çok riskli. Çok riskli derken şu örneği vereyim. Geçen yıl bütün bankacılık sistemi, katılım bankaları dahil, kredi kartları, ihtiyaç kredileri dahil, bütün bankalar ve bütün krediler, TL kredileri ama. Bütün bankalar ve bütün TL kredilerinin toplam faiz yükü 532 milyar. Bu hükümet, bu yönetim, o 532 milyarı biraz daha düşürelim diye yola çıktı. Sadece 800 milyarlık KKM'den 500 milyar zarar etme durumuyla karşı karşıyayız. Sadece KKM'den. Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatın amacı kuru tutmak değil mi Sayın Kahveci? Kuru tutmak, kur korumalı mevduat hiçbir şey tutacak şeyde değil. Değil artık. Hiçbir şeyde değil. Kur korumalı mevduatın tek bir fonksiyonu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anda iflas ettirme riski var. O kadar büyük tehlike, o kadar büyük tehlike ki ben bunu aylar öncesinde defalarca kumar masasında bu kadar risk alınmaz diye tarif ettim. Yani bir kumarcıyı düşün, kumarcı oturuyor, bütün hani eski Türk filmlerinde çok fazla olurdu böyle. İşte bir gecede bütün varlığını kaybediyor, eve dönüyor, hiçbir şey kalmamış. Kur korumalı mevduat aynen böyle bir şey. Bir anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni iflas ettirebilir. Ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini iflas etmesi ne demek? Ne olması para basmak, gerekiyor? Para basmak. Para basınca şimdi bizim 1,5 trilyon gelirimiz var bütçenin. Geçen yıl yaklaşık da 2 trilyon da harcamamız olacak. Burada kur korumalı mevduata ödeme yok. Şimdi kur korumalı mevduat dolayısıyla dolar çıktı 22 liraya. Bir anda ne oldu? Hazineye ve Merkez Bankası'na 500 milyar yük bindi. Nereden ödeyecek bu parayı? Öyle bir para yok. Ya bize yeni vergi verecek ki vergi ödeyecek durumumuz var mı? Yok. Yani bütün millete 500 milyarlık vergi daha yükleyecek. Bu da yaklaşık milli gelirin %7'si civarında bir para. %6'sı 7'si civarında bir para. Böyle bir şey olmaz. Millet delirir yani. Bunu yükleyemez. O zaman ne yapacak? Dolaylı vergi alacak. Ne demek? Para basacak. Para basınca enflasyon %100 değil, %200 değil, %300 mü olur, %500 mü olur? Yani Sayın Nebati ekonomi yönetimiyle yüreğiyle bakıyor da biraz aklıyla baksalar, ekonomi yönetimiyle akılla baksalar bunları hesaplarlar. Acaba merak ediyorum. Gerçekten bizim anlattığımız bu riskler ve bu durumları hesaplayan, modelleme yapan, buna yönelik çalışma yapan kimse var mı? Şimdi dediniz ki enflasyona endeksi tahvil. Ya arkadaş, sen geçen yıl faiz %19 iken faizi aşağı düşürmek için bunu yaptın. %70 enflasyona endeksi tahvil çıkaracağına sen geçen yıl %19 faizi beğenmedin. %70 faizle mi tahvil çıkaracaksın ya? Ya bu ne demek? Yani milletini aklıma şu geliyor Nazan'ım. Şimdi bu kadar yanlış hani bazen diyorum ya bu kadar yanlış bilinçsiz yapılmaz. Acaba şimdi faiz %70 enflasyonla tahvil vereceksen senin demek ki faiz ödemekte hiçbir beysin yok. Hiçbir sıkıntın yok. Ya da güzel bir strateji planın var. Yani millete yutturuyorsun. %19 faizi yüksek deyip %70 enflasyona endeksli tahvilin faizini ödeyeceğim diyorsun. Demek ki senin faizle ilgili bir sıkıntın yok. O zaman acaba şu mu? 128 milyar dolar kime sattın? Dün Sayın Kılıçdaroğlu mitingde mesela bunu söyledi. Kime satıldığını bakacağız dedi. Bunun hesabına bakacağız dedi. Şimdi bakın 128 milyar dolar aşağı yukarı 6.40'lardan 6.5 diyelim. 6.5'a satıldı. 6.5 liradan satıldı ortalama. 5.30'dan 5.40'dan başladı da 8'e kadar gitti. Ortalaması 6.5 lira.
128 milyar doların tamamını olmasa bile 60-70 milyar dolarını muhtemelen birileri aldı yani. Bilen birileri aldı o zaman. Bunu alanlar 128 milyar doları satan iradeyle aldıran irade işbirliğindeyse sonra çıktın geçen yıl aniden ortada nas var faiz sebep enflasyon sonuç gibi şeyler söyleyerek hiçbir akla bakın örnek verdim. 532 milyarda geçen yılda TL bütün faiz geliri bugün KKM'ye 500 milyar ödeme durumuyla karşı karşıya. Evet. Hiçbir akla, hiçbir bilgiye dayanmayan bir şeyle bir iş yaptılar ve kuru zıplattılar. Şimdi ben size soruyu sorayım. 128 milyar doları alanlar kaç trilyon kazandı? Şu anki seviyede 6,5'tu o zaman. 1,2 trilyon para kazandı 128 milyar doları alanlar. Şimdi olayı tersten sorgulayalım. Acaba önce 128 milyar dolar satış, sonra da tutup ortada nas var, size bize ne oluyor, faiz sebep, enflasyon sonuç şeyleriyle hiç akla mantığa sığmayan ki piyasa faizleri de yükseldi zaten. Böyle bir uygulamayla kuru bilinçli patlatıp o 128 milyar dolara sattıkları yerle para mı kazandılar? Bu çok ciddi bir iddia. Ülkeyi mi vurdular? Evet. Bilemiyorum. Bilemiyorum ama bütün bunlar bildiğimiz bir şey var. Faizi düşürerek görüntüde Merkez Bankası faizini 19'dan 14'e düşürerek piyasa faizini 17-18'lerden 26-27'lere 30'lara çıkardılar. Bir, faiz düşmedi. İki, düşmediği gibi yükseldi. İki, devletin bile borçlanma faizi 18-19'lardan 25-26'lara çıktı. Bütün devletin de hazine tahvil faizleri falan hepsi 26-27'lerde. Enflasyon %18'lerden 70'lere şimdilik çıktı. Kur 8 liralardan 16 liraya çıktı şimdilik o da. Her şeyi patlattılar. Her şeyi. Bu işin arkasında başka yani bir şey var. Yani bu bilerek isteyerektir diyorsunuz. Siz. Beceriksizlik değildir diyorsunuz. Bakın beceriksizlik dediğinizde çocuklara hakaret etmiş oluruz. İlkokul çağındaki çocuklar bile bu kadar beceriksiz olmaz. Evet. Bakın ilkokul çağındaki çocuklar bile bu kadar beceriksiz olmaz. Bugün herhangi bir ekonominin birinci sınıfında olmasını bırakın. Lise mezunu birisini getirseniz dahi bu saçma sapan ekonomi politikasını uygulamazdı. Uygulamazdı. Sadece kur TL faizi 530 milyar buradan 100 milyar 150 milyar tasarruf yapacağım derken sadece dış borç üzerinden ülkeye 2.9 trilyon maliyet yükledi bunlar. Faizi indireceğim derken piyasa faizini patlattılar. Dövizi patlattılar, enflasyonu patlattılar. Bunu kim başarabilir? Bir ülke içeriden nasıl yıkılırın kitabı yazılsa, Türkiye örnek ülke olarak gösterilebilir, incelenebilir. Yani yarın öbür gün üniversitelerde, akademi dünyasında bir ülke içeriden nasıl yıkılır, içeriden nasıl çökerdilir dediğinizde Türkiye güzel bir örnek. Bugün yaşananlar, bu son dönemde yaşananlar. Güzel bir örnek. İçeriden yıkılıyoruz. Bize herhangi bir şer güç saldırmıyor şu anda. Peki iktidar bunu neden yapsın? Yani neden yoksulluğu arttırsın? Neden?